Evet. Çok güzel. Ne mutlu bize. Üçgenlere noktayı koyacağız bu video ile. Ne o? Üçgende açık kenar bantoları. Genelde sevmiyorsun bunu ama şu açıdan rahatız. Ne açıdan? Abi ÖSYM beni bu konuda çok zorlamıyor. Yani dolayısıyla seni bu konuda çok zorlamıyor. Dolayısıyla biz en temel üçgende açık kenar eşitliklerini, zartlarını, zurtlarını bilirsek keyfimiz gıcır olur. Pek de bir sıkıntı yaşamayız. Zaten söyleyeceğimiz şeyler aslında çok mantıklı şeyler. Şu ana kadar bahsettiğimiz bütün konuların aslında bir süzmesini yapacağız. Neler onlar? Şunlar. Bak şimdi tatlı çocuk. Adam diyor ki bir üçgende büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar bulunur. Çok mantıklı. Yani herhangi bir üçgenin bir açısı, mesela A açısı en büyükse, o zaman o A açısının karşıdaki kenar en büyük kenar, en uzun kenardır. Ve en küçük açı C açısı ise C açısının karşıdaki kenar da en kısa kenardır. Haliyle ortaya da kimi koyacaksın? Tabii ki de B'yi. Okey baba. Şekilde en uzun kenar kimdir diyor. Bileler açıları yerleştirelim. 68, 45 kaç ediyor? 113 mü? 113. Ne kaldı geriye? 7. 67. Şurası 67. 60, 55 kaç yapar? 110 olan ağzını kıran. 115 mi? 115. O zaman 180'den çıkarıyorum. Şuraya kaç kalıyor? 65. Sonra bu üçgenin iç açılarına toplamına bakacağım. 62, 54. Yani yapıyor 116. O zaman şurası da 64. Şimdi şunu yapıyorum. Kimileri buna ok atma yöntemi diyorlar. En uzun kenar. Şu üçgenin en uzun kenarı en büyük açının karşıdaki kenar yani C. Şu üçgenin en uzun kenarı en büyük açının karşıdaki kenar E. O zaman şu üçgen söz sahibi. Bunun en büyük kenarı da en büyük açının karşıdaki kenar yani kim? E kenarı diyor. Noktayı koyuyorum. ABC doğrusal ise okey baba. Doğrusal ise şurası 180. 70'ten 180'de 70 çıkarıyorum. 110. Yani 55. 55. Şu açı kaç derece? 114, 66 mı? O zaman en uzun kenar bu. 70, 42, o kaç yapar? 112, şurası 68. Bunun en uzun kenarı bu. 95, 65. Aa, en kısayı soruyormuş, özür. Neyse. 100, 150, şurası da 30. Bunun en kısa kenarı bu. Bunun en kısa kenarı bu. Dolayısıyla bu oklar şu üçgene geldi. Bunun en kısa kenarı bu. Demek ki en kısa kenar AE'ymiş. Ümit ediyorum anlaşıyoruzdur. Evet şöyle bir ilişki var. O zaman ben diyorum ki en uzun kenar A açısının karşıdaki kenar yani A kenarı ki 10. 10. Sonra C. C'de kim var? C var. Sonra da 6. O zaman C kaç tam sayı değer alır? Bileder 6 ile 10 arasında olacak. 7, 8, 9. Kaç tane var? 3 tane. Nokta. İyiymiş lan bu. Vallahi çok iyi. Evet, üçgen eşitsizliği belki de bilmemiz gereken en şahane şeydir açık kenar bağıntılarında. O da şu. Diyor ki herhangi bir üçgende iki kenar uzunluğu toplamı üçüncü kenardan daha büyüktür. Ve o iki kenar uzunluğunun farkının mutlak değeri de en küçüktür. O zaman benzer şeyi şöyle yazacağım. B, A artı C'den küçük. A eksi C'nin mutlak değerinden büyük. C, A artı B'den küçük. A eksi B'nin mutlak değerinden küçüktür abi. O zaman bir üçgen varsa ve ben burada iki kenar uzunluğunu bilip üçüncü kenar uzunluğunu soruyorsa yapmam gereken şey şu. Buradaki A 5 ile 9 toplamından küçük, 5 ile 9 farkının mutlak değerinden büyüktür. Yani 4 ile A kaç arasında abi? 14. Kaç farklı tam sayı değeri vardır? Yaz o zaman tatlı çocuk. 5 var, 6 var, tık 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 kaç var? 13 var. Burada kaç tane sayı var? 1, 2, 3, 4 yok. Olsaydı 13 tane derdim. O zaman 13 eksi 4 işimi görür abi. Aşk ile devam. Okey. Şimdi hacım şurada bir üçgen var mı? Kenar uzunlukları 4, 6 ve x olan. O zaman diyorum ki x 6 ile 4'ün toplamı 10 ile 6 ile 4'ün farkının mutlak değeri 2 arasında. Benzer şeyi şu üçgen için de diyeceğim. Aynı x 10, 11 ile 7'nin toplamı 18 ile 11 ile 7'nin farkının mutlak değeri arasında 4. O zaman x'in en geniş değer aralığı şu olacak abi. X'ini birden sağlaması gerektiğinden. Küçük olan sınırlardan, daha doğrusu alt sınırlardan büyük olan alıyorum 4. Üst sınırlardan küçük olanı alıyorum 10. Yani iki aralığın kesişimini aldım. X'in alacağı tam sayı değerleri 5,
6, 7, 8 ve 9'dur. Kaç tane var? 5. Temiz. Evet, bu çok şahanedir. Abi bunun yanına bir kalp koyuyorum. Cup cup. Dar veya geniş açılı üçgen. Şimdi eğer dik açılı bir üçgen varsa zaten A'nın karesinin B kare artı C kare olduğunu biliyorsun. Yani üçgenleri bitirdik. Eğer bunu bilmiyorsan zaten diyor abi at kendini aşağı. Eğer açı 90'dan küçükse bu sefer A'nın karesi küçüktür diyeceğim. B kare artı C kareden. Eğer alfa 90'dan büyükse bu sefer A'nın karesi büyüktür diyeceğim. B kare artı C kareden. Aslında çok mantıklı şeyler. Yani 90'dan büyükse açı karşıdaki kenarın daha uzun olacağı, daha büyük olacağı çok nettir. Evet, CBA neresi? CBA. Yani şurası diyor ki 90'dan küçük. Bir de bu arada şekle aldanma. Mesela CBA 90'dan büyük dese la burası dar görünüyor falan demeyeceksin. Yani soruda verilene göre. Yani burada yazana göre hüküm koyacaksın. O zaman şunu söylemem lazım. Normalde 90 olsaydı x kare eşittir 6'nın karesi artı 8'in karesi derdim. Eğer B açısı 90'dan küçükse x'in karesi de bundan küçüktür. Yani x'in karesi küçüktür diyeceğim 100. Yani x küçüktür diyeceğim 10. Fakat bir de şunu söylemem lazım. Bilader bu bir üçgen mi? Evet. O zaman buradaki x kenar uzunluğu 6 ile 8 toplamı 14'ten küçük. 6 ile 8 farkının mutlak değeri 2'den büyük olmalı. Şimdi bu ikisini kesiştir. Kesiştirirsen ne olur? Şunu bir kapatayım müsaadenle. Kapan ulan. Kim açtıysa bunu. Pencereyi kapat. Operadan çık. Abi bizim bilgisayar çıldırıyor tabii. 4 GB RAM'de ancak bu kadar olur. O zaman bu ikisinin kesişimini alacağım. Diyeceğim ki 2x 10. İstenen şey aralık budur. X'in en büyük en küçük tam sayı değerleri. En küçük 3, en büyük 9. Aa, özür. Farkını soruyor. O zaman 9 eksi 3 yani kaç diyeceğim? 6. Güzel. Yine aynı şeyi söylüyorum. Neyi? Abi bunu bir durdur bir çöz bakalım ne yapacaksın? ABC bir üçgen. Eşitlik var. 17, 15. Okey. Şimdi burada şunu görmen lazım. Şu açı. Şimdi ikizkenar üçgen görünce ne yapıyordun? Onu ifade edeyim daha net olsun. Şunun 90 olduğunu biliyorsun. Tepeden inilen dikme. Aynı zamanda açıortay ve kenarortaydı. O dursun şimdilik. Aslında şuna da bir tık tık koyalım. Şu açının ölçüsü abi şurası x ise bu ikisinin toplamı şunu veriyordu. Yani buraya ne yazacağım? 90 artı x yazacağım. He. O zaman eğer şu uzunluk a ise buraya 90 artı x yazdıysam yani bu açının 90'dan büyük olduğunu yani geniş açı olduğunu söylüyorsam şu kenarın karesi yani 17'nin karesi büyüktür diyeceğim. A dediğim kenarın karesi artı 15'in karesi. O zaman buradan 15'i bu tarafa atacak olursam burasının 64 olacağını görmen lazım. 8, 15, 17 zaten. 8'in karesi 64 gelir. 64 büyük a kare. Dolayısıyla 8 büyük a gelecek. Dursun bu. Dursun. Bir de ne yazmam lazım? Şunu. AC'nin alabileceği tam sayı değerli toplamı. Okey bile der. Şu üçgende ne yazıyordum abi? O üçgende şunu yazıyordum. Bu a 15 ile 17 toplamı 32'den küçük. 15 ile 17'nin farkının mutlak değeri 2'den büyük olacak. O zaman şu ikisini kesiştirmeliyim. Hangi ikisinden söz ediyorsun hoca? Şu ikisinden. Kesiştirirsen onlar der ki A 2'den büyük, 8'den küçük. Okey baba. Tam sayı değerlerim kaç var? 3, 4, 5, 6, 7 nokta. Kaç tane var? 5. Ortada kim var? 5. 5 kere 5 toplamı 25. Fişek. Güzel. Burayı da tamamlamışız. O zaman yan tarafa geçiyorum. Gel bakalım buraya tadı çocuk. Harika. Şimdi bu da çok tatlıdır. Eskiden bu baya bir meşhurdu. Şimdilerde çok yüzüne bakan yok ama şunu söyleyeceğim. Diyeceğim ki P üçgenin içinde herhangi bir nokta ise bu x artı y'nin zaten a'dan büyük olduğu şu üçgende üçgen eşitsizliğinden çok net. Bir de P üçgenin iç bölgesinde olduğundan yani bu iki kenar uzunluğunun yani PB ile PC toplamının yani x artı y'nin B artı C'den küçük olduğu yine çok nettir. Bir de bunun bir başka versiyonu, üçgenin iç bölgesinden bir nokta alıp üçgenin üç köşesine çizdiğim nelerin uzunlukların toplamı x artı y artı z, üçgenin çevresi ile yarı çevresinin arasındadır diyoruz. Yani u ile 2u arasındadır. Okey abi. Harika. Üçgenin çevresinin 30 olduğunu söylüyor mu bileler?
O zaman ben bu uzunluğa A, bu uzunluğa B dersem üçgenin çevresi 30 ise haliyle A artı B'ye ne diyeceğim? 22. O zaman yazmam gereken şey şu. X artı Y toplamı 22'den küçük, 8'den büyüktür. Kaç tam sayı değer alır? 9'dan başlarsın abi. 10, 11, cup 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 21'e kadar. 1'den 8'e kadar olanlar yok. Yani 8 tanesi yok. Olsaydı 21 tane diyecektim. 21 tane diyemiyorum. 8 eksiğim var, 13. Güzel. Çevre 32. O zaman yapıştır abi bunu hemen. Nasıl yapıştır? Çevre 32 ise diyorum ki bu x artı y artı z. Çevrenin yarısı ile çevrenin kaç ise artık arasındadır. O zaman en küçük tam sayı değeri 17. En büyük tam sayı değeri de 31 diyeceğim. Toplamcıklarını da 48 der, noktayı koyarsın. Evet, bitmemiş. Son sayfamız var. Ne mutlu bize. Üçgenlere nokta koyuyorum. Son karma örnekler görüntüsü üçgenlerde. Bir ABC üçgeninin iç açı ölçüleri buymuş. C en çok kaç olur diyor. Şimdi tatlı çocuk şunu yapacağım. Büyülen. B'yi öbür tarafa atıyorum. Yani 4C küçük eşit B artı A oldu. Her iki tarafa bir C ekliyorum. Niye hoca? Çünkü 5C burası A artı B artı C olsun. Peki ne işime yaradı bu? Burası A artı B artı C, yani üçgenin iç açılar toplamı oldu mevcut soruya göre. Ki o 180'dir. 5C'den büyükmüş. 5C'den büyük ise 5'e bölecek olursam C'nin de 36'dan küçük eşit olduğunu söyleyeceğim. O zaman C'nin alacağı en büyük değerin kaç olduğunu söyleriz. Tabii ki de 36. Aynen. 5, 12. Bak ne kadar tatlı bir soru. BC'nin en küçük tam sayı değeri nedir? Ama açının da 90'dan büyük olduğunu söylüyor. O zaman ben buraya x diyecek olursam x'in karesi diyeceğim ki büyüktür 5 kare artı 12 kare. Normalde 90 olsaydı 5, 12, 13 diyecektim. Yani aslında söylemem gereken şey x'in 13'ten büyük olduğudur. Dolayısıyla 13'ten büyük olduğunu söylediğim x'in en küçük tam sayı değeri de baba 13'ten büyük. Ne olur en az? Diyorum ki 14 olur abi. İyi. Vallahi çok iyi. Müthiş. Gel bakalım kenara. Hop. Evet, iki tane sorum kalmış. Şimdi birader, üçgenin iç açılarından biri 100, biri 50 ise haliyle kalanı 30. Üçüncüsü yani. O zaman ben 100 derecelik açısındaki 100 derecelik açının karşıdaki kenar uzunluğunun 50 derecelik açının karşıdaki kenar uzunluğundan onun da 30 derecelik açının karşıdaki kenar uzunluğundan büyük olduğunu söyleyeceğim. O zaman AB'den büyükse şurası pozitif bir ifadedir. Mutlak değer dışına aynen çıkar. A eksi B. B eksi C de pozitiftir. B eksi C. Fakat C eksi A, C A'dan küçük olduğu için negatif olduğundan bunu mutlak değer dışına ters işaretli. Yani eksi C artı A diye çıkarıyorum. Bölü 2 diyor. Artı B eksi B bitti. Maalesef bitti. O zaman şunu diyeceğim. AA yani 2A eksi 2C bölü 2. 2'ye bölersem A eksi C. Olur mu? Olur. Çok da güzel olur. Evet, son sorumuz mu? Aynen öyle. Ne mutlu bize. Vallahi üçgenleri noktaladık. Şaka maka, zor da olsa. ABC bir ikizkenar dik üçgenmiş. Bileder 45-45'i çakıyorum. 45 ile 10'un toplamı şurasını 55. 45 ile 15'in toplamını şurası 60. Son olarak da üçgenin iç açıları toplamının 180 oluşundan şu açının da 65 olduğunu söyleyeceğim mi? Bitirdim o zaman soruyu. Şimdi dikkat et, şu üçgenin iç açıları 65, 60, 55. O zaman ne olur abi? En büyük açı kim? 65. Yani x en büyük kenar. Ardından ikinci açı 60. Karşıda z var ve 55 y var. Güzel, bulmuşuz. Benden istenen de buymuş. Noktayı koydum abi o zaman. Aynen. Buraya kadar izlediğin için teşekkür ediyoruz tatlı çocuk. Abone olursan bizi sevindirirsin. Eşini, dostunu, akrabanı, arkadaşlarını da abone yaparsan çok tatlı olur. Bir sonraki videomuz kısmetse çokgenler, dörtgenler olacak. Daha önceden dediğim gibi yani ara dönemin sonuna, ara tatilin sonuna dörtgenleri ve çok özür çember daireyi de tamamlamış olarak yetişmek istiyorum. Sonrası zaten pek bir şey kalmayacak. İkinci dönem çünkü daha farklı şeyler yapacağız. Genelde genel tekrar üzerine ve böyle güzel tatlı 2-3 soruluk yani böyle 8-10 dakikalık videolar çekeceğiz kısmetse.
Nisan Mayıs'tan sonra da 11. sınıflar için TYT ders anlatımlarına başlayacağız bir aksilik çıkmazsa. Evet, sağlıcakla kal, iyi çalışmalar diliyorum. Kendine dikkat edesin. En yakın zamanda görüşmek üzere.